Acısıyla tatlısıyla Nuri Köşker'le Gurbetin Sesi programından hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Efendim sağlık çok önemli bir sorun. Sağlığımız çok önemli. Sağlığımız için sevgili doktorumuz Doktor Alihan hocamıza bir takım sorular sorduk. Vatandaşlarımızın sorunları için, yaşamış oldukları gurbette, psikolojileri için bu soruları sorduk. Kendisi de bizlere aydınlattı ve özellikle sizlerin herhangi bir soruları olursa şu anda ekranlarınızda gördüğünüz gibi alttaki telefon numaralarından ve mail adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler doktorumuza anlatacağız, sorularınızı soracağız ve doktorumuz da bizlere aydınlatacak efendim. Şu anda izliyoruz efendim Doktor Alihan hocamızı. Evet sevgili izleyiciler efendim, bu haftaki konumuz efendim çok önemli konulardan bir tanesi sağlık sorunu efendim, sağlık konusu. Sağlık sorununda çok değerli bir doktorumuzla birlikteyiz bugün. Sayın Doktor Alihan abimle birlikteyiz. Bir takım sorular var, bir takım sorular soracağız. Bu konuda bizi sevgili Ali abimiz bize aydınlatacak, Doktor Alihan abimiz. Onun görüşlerini alacağız. Neden bu kadar rahatsız oluyorlar insanlarımız? Neden gurbette yaşayan gurbetçilerimiz bu kadar psikolojik sorunları var? Bunların bir çözüm arayışı içinde bizi aydınlatması için evvela şöyle Ali abi bir tanıyalım yakından efendim. Merhaba abi. Merhabalar. Abi şimdi ben samimi olduğum için sana öyle diyorum. Sayın Doktor Ali abi, Alihan. Evvela seni bir tanıyalım abi. İsmim Alihan. Dediğim gibi Türkiye'den geliyorum. Yaklaşık burada hemen hemen 10 seneye yakındır çalışıyorum. Şu anda kendi özel muayenehanem var burada. Şu anda çekimi de burada yapıyorsunuz. Evet. Branşım aile hekimliği. Almancası Allgemein Medizin. Burada özellikle kendi toplumumuza, kendi insanlarımıza, aynı zamanda diğer Alman halkımıza da hizmet vermeye çalışıyoruz. Çok güzel. Ali abi kaç sene oldu buraya açalı? Burası daha önce başka yerdeydim ama 2006'nın yarısından itibaren çalışıyorum. Hemen hemen 4-5 seneden beri bu mesleği privat olarak da özel muayenehanem olarak da yapıyorum. Çok güzel. Şimdi abi büyük sorunlar var insanlarımızdan, gurbette yaşayan gurbetçilerimizden ilgili. Evet. Bir takım psikolojik sorunları var, efendime söyleyeyim diğer rahatsızlıkları olsun. Bunlar neyden kaynaklanıyor? Tabii bu genel bir soru soruyorum ama evet. Şimdi evvela şöyle bir psikolojik sorundan bir başlayalım abi. En çok sana gelen hastaların ne gibi şikayetler var? Şimdi tabii psikolojik rahatsızlıklar burada Almanya'da, Berlin'de önemli bir alanı oluşturmakta. Gelen insanlarımızın çok fazla psikolojik sorunları var. Orada herhalde şeyle alakası olsa gerek, gurbette yaşamış olmanın verdiği bazı zorluklar var. Burada tabii ki ister istemez aynı lisanı konuşamama durumu söz konusu, tam olarak derdini aşamama durumu söz konusu. Ayrıca kendi memleketine bir özlem. Artı burada insani ilişkiler tabii ki büyük şehir, metropol şehir olduğu için, biraz da zayıf olduğu için insanlar tahmin ediyorum burada bir eksiklik görüyor. Ve hepsi bir araya gelince, hava da burada tabii biraz daha kapalı bir hava, güneşi biraz daha az görüyor insanlar. Bunlar hepsi bir araya geldiğinde tahmin ediyorum insanlarımız belirli bir ruhi bir sıkıntı içerisine giriyorlar. Evet, peki evdeki sıkıntılar, evde ailevi sorunlar, bunlara da maddi olarak da sorun olabilir mi? Sadece havasından, büyük metropol şehri olmasının haricinde. Tabii aslında o da önemli bir konu. Çünkü şu bir gerçek, Almanya'da artık eski durumu söz konusu değil. Ekonomik zorluklar burada da tabii ki baş göstermeye başladı. İnsanlar çalışmıyorsa, ki bu yabancılar arasında işsizlik oranı da tabii ki yüksek. Böyle olunca da tabii insanları bu olumsuz etkilemekte. Ve insanlar da tabii bu durumda daha çok bir sıkıntı teşkil etmekte ve insanlar bu olaya üzülmekteler. Ve bu da onların psikolojisini tabii ki bozabilmektedir. Çok güzel Ali abi, böyle şeyler bizi aydınlattığın için gerçekten. Peki okuldaki çocukların bir takım sorunları var. Ailelerden, birçok ailelerden ben duyumları aldığım için ondan dolayı söylüyorum. Okulda bir takım sıkıntılar var çocuklarımızla ilgili. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi çocuklarımız da tabii burada yine belirli bir sıkıntı şuradan kaynaklanmakta. Çocuklarımız okula gittiğinde okuldaki genel gidişata ayak uydurmaları gerekiyor. Yani okulda verilen eğitimi iyi takip etmeleri lazım. Oradaki olayları iyi anlamaları lazım. Her şeyden önce Almanca diline çok iyi hakim olmaları gerekiyor.
Bunu yaptıkları takdirde tabii ki bazı başka tehlikeler var. Yani bir takım bağımlılık yapabilecek maddelerin okulda çocuklara sunumu söz konusu olabilmekte. Bir takım kötü niyetli insanlar çocuklara küçük yaşlardan itibaren bu tür şeyleri alıştırmak için her türlü yolu denemekteler. Bu konuda ailelerin çok uyanık olması lazım. Çocuklarını çok iyi takip etmesi lazım. Çocuklar eve geldiğinde onlarla devamlı bir irtibatta, bir konuşma durumunda olmaları lazım. Çocukların çok küçük yaştan itibaren Almanca'ya çok iyi hakim olmaları lazım. Kendilerini iyi ifade edebilmeleri ve okulda söylenen dersleri anlayabilmeleri için. Ve dediğimiz gibi burada zaten çocukların eğitimi çok küçük yaşlarda çok iyi başlaması gerekiyor. Çok iyi bir temel alması gerekiyor. Gerekirse çocukların burada çok küçük yaşlarda işte anaokulu dediğimiz kindergartenlara erken yaşta başlaması, oradaki sistemi algılamaları gerekiyor. Derslerinde şayet çocuk başarılı olursa, evde biraz da yardım alırsa, Almanca'ya iyi hakim olursa ve bir de çocuklar dışarıdaki o bir takım tehlikeler hakkında her zaman için ailelerinden gerekli bilgi alırlarsa en azından çocuk daha hazırlıklı olur. Herhangi bir tehlike anında da icabında tekrar ailesiyle irtibata geçip bu olayı daha başlamadan söndürme olayına gitme durumu söz konusu. Maalesef burada yabancı ailelerin çocuklarında bu drogun olayı dediğimiz, işte bir takım uyuşturucu bağımlı dediğimiz olay da maalesef çok yüksek. Bu konuda da ailelerin çok uyanık olması lazım. Çocuklarıyla devamlı konuşmalar lazım. Çocuklarını devamlı yakından takip etmeleri lazım. Ve bu çok küçük yaşlardan itibaren olması gerekiyor. Çünkü ipin ucu bir kaçtı mı belli bir süre sonra bunun farkına varsanız da istediğiniz randımanı alamıyorsunuz. O insana tabii istediğiniz yardımı veremiyorsunuz. Olayın çünkü kronikleşme ihtimali oluyor. Yani şöyle bir şey, bu bir bağımlılık söz konusu olsun diğer konuda bu bir nevi özenti olabilir mi Ali abi? Ya mutlaka, yani sonuçta adı üzerinde çocuk diyoruz. Çocuklar tabii ki kendilerini savunabilme durumları söz konusu değil. Onlar her konuda çok meraklı olabilirler. Bir takım şeyler hep denemek isteyebilirler. Bu anlamda onları işte desteklemek gerekiyor ve onların yani, evet. Pardon. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani şimdi özenti duyan çocuklarımız. Özenti duyuyor. Ailelerin ne gibi önlem alması gerekiyor? Bu çok önemli. Ya onu demin söylediğim gibi işte onu açıklaması gerekiyor. Yani bir kere nasıl bir tehlike çocuğu bekliyor? Bunu çocuğa anlatması gerekiyor ve bu tür şeylerin denenmeyeceğini, bu tür şeylerde merak edilecek bir şey olmadığını, çok tehlikeli olduğunu, insan sağlığına çok zararlı olduğunu çocuğa anlatmak lazım. Yani o tehlikeyi açık açık ifade etmek lazım. Nedir bu? Ne işe yarar? Ne faydası veya ne zararı var? Her şeyi açık açık çocuğa söylemek, anlatmak gerekir. Tahmin ediyorum okullarda da belki bu konuda bazı dersler veriliyor olabilir ama biz buna güvenmemeliyiz. Kendimiz de evimizde çocuğumuza anlatacağız. Yani bu uyuşturucu bağımlı ne demektir? Uyuşturucular nasıldır? Ne çeşittir? Hangi zararları vardır? Hangi tehlikeleri vardır? Nasıl ölüme kadar götürür? Nasıl bir aileyi darmadağın eder? Bunları her şeyi çocuklara anlamaz falan demeyip çocuğu veyahut da çocuk belki böyle tamamen aklına gelebilir demeyip mutlaka çünkü yarın siz ona anlatmasanız yarın çocuk bunu dışarıda başkasından öğrenecek ama yanlış öğrenecek. O yüzden bence bu konuyu bizim açıklayıp çocuğu önceden hazırlamamız gerekir ve ona her şeyi, her türlü bilgiyi vermemiz lazım.